Merhabalar, ben Canan. Selam, ben de Banu. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet, bizi beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum yapın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Bugünkü lütfen. Konumuz. Bugünkü konumuz grup danışmanının kuralları. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri yapmamamız gerekiyor? Evet. Arkadaşlar önce zaten dalışın ana temelini konuşursak eğer, dalış asla tek başına yapılmayan bir aktivite. Dalış bir grup aktivitesi. Asla tek başımıza dalmıyoruz. Zaten yasak tek başına dalış yapmak yasak. Kurallar gereği kurallar yasak. Gereği. Dalış mutlaka bir grupla birlikte yapılabilecek, en az bir buddy ile yapılabilecek bir grup aktivitesidir. Bir kere en başta bu dalış kuralını asla unutmuyoruz. Tek başımıza asla dalış yapmıyoruz. Evet, grup dalışında olmamız gereken kurallarımız. Bir kere grup dalışı bir disiplin işi aslına bakarsanız. Bir lideriniz var ve o liderin kurallarına uymak zorundasınız. O liderin kuralları da genel dalış kuralları aslında. Kişiye göre değişmiyor. Herkes için aynı kurallar. Dikkat etmeniz gereken dalış liderinizin indiği derinlikten daha aşağıda olmamanız ve genelde gruplarda bir dalış lideri ve bir dalış asistanı bulunur. Dalış lideri dalış grubunun başında devam eder dalışa. Dalış eskortu asistanı da bütün grubun en arkasında devam eder. O da grubun biraz üstünde bulunur. Bizden beklenen en alttaki dalış lideriyle en üstteki asistan arasındaki bir seviyede dalışımıza devam etmemizdir. Ne birisinden daha aşağıda ne birisinden daha yukarıda olmamalı. Grup dalışlarında ister 4 kişilik olsun, ister 6 kişilik, evet. İsterse 2 kişilik bir grupla dalalım. Mutlaka bir buddy'miz var. Muhakkak. Tüm dalışlarda. Bu da bir dalış kuralıdır. Mutlaka bir buddy ile dalıyoruz. Grup dalışlarında da ya da buddy dalışlarındaki en önemli kurallardan biri buddy'mizden fazla uzaklaşmamak. En fazla normalde söylediğim şey şudur. Bir kol boyu. Evet. Yani ben ona dokunmak istediğimde ona dokunabileyim. O bana dokunmak istediğinde bana dokunabilsin. Ha belki mavi sularda görüşün çok iyi olduğu sularda hani belki bir tık daha uzaklaşsak bile ama en azından birbirimizi çok rahat bir şekilde göz temasında bulunabileceğimiz, birbirimizi rahat bir şekilde görebileceğimiz bir noktada olmamız buradaki gerekiyor. Buradaki amaç dalış eşimizin herhangi bir problemi olduğunda ona anında müdahale edebilmek. Maskesi çıkabilir, paleti düşebilir ya da ne bileyim ağırlığı düşer aniden fırlamak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya gelir. Onu uzanıp tutabileceğiniz bir mesafede olmanız gerekiyor. Tam tersi olarak da benim ihtiyacım olabilir. Yani tabii ki. Ben o an bir şey yaşıyor olabilirim. Havan bitebilir, serbest akışa geçebilir, avtobotum birden anlamışını düşünebiliriz. Maskemi kaybedebilirim, panik yaşayabilirim. Evet. Benim ihtiyacım olabilir badime. O yüzden ben de ihtiyaç duyduğum anda ona dokunabiliyor olmam lazım ya da ona kendimi gösterebiliyor olmam lazım. O yüzden grup dalışlarında veya badili dalışlarımızda kesinlikle badimizden ayrılmıyoruz, uzaklaşmıyoruz. Birbirimizle kontağımızı kesinlikle hiçbir şekilde kesmiyoruz. Zaten body belli bir zamandan sonra genelde bodylerimiz hep aynı. Uyumlu olduğumuz insanlar da oluyoruz. Ve zaten birbirimizi artık su altında tanıyabiliyor oluyoruz. Hani herhangi bir işarete ihtiyaç duymadan sadece bakışlarımızla evet, ne demek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi ya da o anda mesela o anda bile Banu bana baktığında benim herhangi psikolojik olarak da hangi durumda olduğumu anlayabiliyor. Belli bir zamandan sonra bodyimizde öyle bir frekansımız da oluyor zaten aramızda. Ama önemli bir kuraldır. Bodylerimizden uzaklaşmıyoruz. Birbirimize dokunabilecek kadar en fazla uzaklaşmayacağız. Grup dalışlarında bir diğer dikkat edeceğimiz, grup dalışlarında bir diğer dikkat etmemiz gereken konu gruptan korkmamamız. Bodyimizle tabii ki birbirimizden ayrılmıyoruz ama gruptan da ayrılmamamız çok önemli. Liderimizin ne tarafa gittiğini, ne yapmak istediğini, bazen topluca fotoğraf çektirmek isteyebiliyoruz. Batıklara girdiğimizde grubun belli bir alanın içerisinde bulunması önemli oluyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken şeyler olabiliyor. Bunun dışında grup dalışlarında dikkat etmemiz gereken başka bir konu da dalışlarımızda mutlaka dalış liderini takip ediyoruz. Gözümüz her zaman dalış liderimizde oluyor. Çünkü hani bir anda görüşü kaybedilebilir. Bir şeye takıldığımız zaman lider başka bir noktaya hani dönebilir mesela bir yeri. O yüzden mutlaka sık sık dalış liderimizden gözlerimizi ayırmıyoruz. Dalış liderimizi mutlaka takip ediyoruz. Gruptan ayrılmıyoruz. Herhangi bir şekilde gruptan ayrılırsak ya da body'mizden ayrılırsak kayıp dalıcı prosedürünü unutmuyoruz. Evet.
kayıp dalıcı prosedürünü uygulayarak güvenli bir şekilde yukarıya çıkıyoruz. Evet, grup dalışlarında liderler düzenleme yaparken genelde grubun en zayıf dalıcı, en zayıf halkaya göre düzenleme yapılır. Neden? Çünkü en hızlı havasını tüketecek olan odur ve grubun dalış planlaması da ona göre yapılmalıdır. Çünkü birisinin 50 bar havası varken olmaz bende 100 bar hava var daha devam edelim demek gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla 50 bara geldiğimizde hepimizin çıkıyor olması lazım. Hatta çıkışa geçmiş olmamız gerekiyor. Ayrıca gene grup dalışlarında, bütün dalışlarda olduğu gibi havamızı sürekli kontrol ediyoruz. 100 bara geldiğimizde dalış liderimize 100 bar havamız kaldığını haber veriyoruz. 50 bara geldiğimizde muhakkak haber veriyoruz. Kendi havamızı kontrol ettiğimiz gibi eşimizin de havasını kontrol ediyoruz. Buddy'mizin de havasını kontrol ediyoruz. Çünkü bazen farkında olmadan hafif bir denizli sarhoşluğu yaşanabiliyor. Eşimiz bazen benim gibi fotoğraf çekme meraklısı bir eşse havasına bakmayı unutup fotoğrafların tavşanların peşinden koşabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii dalış planlaması en zayıf halkaya göre yapılıyor ama aynı zamanda seviyeye göre de. Yani bir yıldız yani bazen denk gelebiliyor, bir yıldız dalıcı veya iki yıldız dalıcı aynı grup içerisinde olabiliyoruz bazı dalışlarda. Öyle bir durumda da gene en zayıf halka demeyeyim de bir yıldız brovelin daha az tecrübeli bir yıldız broveli bir dalıcının nasıl derinlik seviyesi 18 metre ise sınırı o dalışta eğer iki yıldız bir dalıcı dahi olsa o dalışımızın derinlik sınırı 18 metredir. Daha fazla aşağıya inemeyiz. Evet. Diğer videolarımızda da söylemiştik aslında grup dalışlarında grubun belli bir dalış planı vardır. Liderin belirlediği belli zaman aralıklarında belli derinliklerde belli noktalarda olup dalışı bitirip dönmek planlanır. Ancak bazı gruplarda bazı buddy'ler bir şeylere takılır, grubu geciktirir, grupla arasını açar. Bunlar bizim istemediğimiz şeyler. Çünkü bu planlanan dalış süresini ve dalışın bitiş noktasını çok değiştirebilecek şeyler. Tabii. Dolayısıyla dalışın düzenini ve planını tamamen bozup hatta belki tehlikeye bile yol açabilir. Dalış planlamasında dalış liderine dikkat edilmesi gerekiyor. Onun söylediği zamanlarda, belirttiği zamanlarda ve bulunduğu seviyelerde olmamız bizim için çok önemli. Grup dalışlarında belki de en önemli ayrıntılardan biri evet. Şudur ki şimdi biz kendimiz, keyfimiz ve zevkimiz tabii ki önemli. Grup dalışlarında ikili grupları halinde gidiyor olabiliriz planlamaya göre. İşte iki dalıcı, arkasında iki dalıcı, arkasında iki dalıcı gibi. Önümüzden giden dalıcı arkadaşlarımız paletlerini çok fazla zemine vururlarsa çok fazla kum kalkar ve arkadaki arkadaşların da görüşünü etkiler. Aynı zamanda bir canlı gördüklerinde o canlıya dokunmaya kalkarlarsa ki su altında hiçbir şeye dokunmamak bu evet. Da bizim kurallarımızdan en önemli kurallarımızdan biri. Eğer o canlıya dokunur, kaçar ya da kovu hani mürendir mesela içeri kovuğa girer mesela ben çok üzülürüm o zaman. o yüzden bunlara da diğer arkadaşlarımıza da saygı göstermemiz gerekiyor. Genelde şöyle olur. Mesela dalış lideri bir canlı gördüğünde ya da bir şey göstermek istediğinde ona yaklaşır. Hemen arkasındaki gruptan iki kişiyi gösterir. O iki kişi gelip o şeye bakar, kenara çekilir, arkasındakiler bakar. Onun arkasında birileri daha varsa onlar bakar şeklinde hızlıca bir görüş sağlanmaya çalışır. Sonuçta eğer sabit bir şey değilse doğal olarak balıkları hani bekleyin biz hepimiz bakalım size yakından demek gibi bir şansımız olmuyor. Bunlar canlılar ve hareketliler. Dolayısıyla o güzel görseli kaçırmamak için ve herkesin görüşünü de kesmemek, herkesin bizim gibi görebilmesi için arkamızdaki arkadaşlarımıza hassasiyet göstermemiz özellikle önemli. Evet, saygılı olmalıyız diğer kesinlikle. Arkadaşlarımıza. Kendi keyfimiz ne kadar önemliyse diğer arkadaşların da keyfi o kadar önemli. Mutlaka. Bir de gece dalışlarında şöyle bir problem olabiliyor. Fenerlerle şey yaptığımız için ya da mesela derin dalış yaptığımızda fenerlerimizi açtığımızda kesinlikle feneri boşta bırakmamamız gerekiyor. Çünkü sallanırken de arkadaki ya da bizden daha aşağıda seviyede bulunan bir dalıcının gözüne gelebilir. Veya konuşurken direkt yüzüne eşimizin, buddy'mizin yüzüne tutmamamız gerekiyor kesinlikle. Evet bu çok kötü arkadaşlar. Yani bir anda tavşan gibi oluyorsun. Öyle kalıyorsun. Lütfen. Her şey bitiyor. Lütfen fenerimizi diğer dalıcı arkadaşımızın yüzüne doğru tutmuyoruz. Ve yanımızda salık vaziyette de bırakmıyoruz. Çünkü açık ve sallanan bir şey sallanırken de birilerinin gözüne
girebiliyor. Grup dalışlarında bazen arkada daha tecrübeli dalıcılar oluyor ve onlar lidere uzak oldukları için bodyliğin verdiği rahatlıkla birbirlerine şakalar yapmaya kalkabiliyorlar. İşte maskeyi çıkartmak, tüpü kapatmak, paleti çıkartmak falan gibi. Böyle şeyler dalışta istenmez. Yapılmaması gereken şeylerdir. Bir şekilde yapılmasına engel olunamıyor. Ama hakikaten çok dikkat etmemiz gereken, hani kendi sağlığımız ve bodymizin sağlığıyla çok hakikaten şaka yaparken çok değişik tehlikelere sebep olabilecek şeyler, bunları yapmıyoruz. Evet, su altında şaka yapmayalım. Bu konuda da başımıza gelmiş bir şeyi anlatmak istiyorum ben. Yazlık bir bölgedeydik, Demre'ydi yanlış hatırlamıyorsam zannediyorum. Grup dalışımızı yapacağız, derin dalıştı. Teknede de iki arkadaş misafir vardı ama ileri seviyeler, yani hatta bir tanesi hoca, yani eğitmen. Bir de yabancı bir misafiri vardı. Biz dalışa gireceğiz ve teknedeki kaptan da hani dalışan bir rica etti, hani sizin gruba dahil olabilirler mi diye. Biz de dedik tabii gelebilirler. Grubun arkasındaydılar ve dediğim gibi gerçekten ileri seviye dalıcılardı. Ama zannediyorum Faruk Hoca'ydı dalış liderimiz. Faruk Hoca'nın bir en baştan bir depar atarak en arkaya uçtuğunu gördüm mesela. Sonra o beyefendi, misafir olan beyefendi hani otobotunu vermişti. Güvenli bir şekilde dalışımızı bitirdik ve çıkardık. Ve sonradan hani yukarı çıktığımızda konuştuğumuzu öğrendik. Çok iyi arkadaşlar ve birbirlerine de devamlı şaka su altında şaka yapan arkadaşlarmış. Beyefendinin artık hani havasını kontrol etmediği ya da nasıl bir sebepten bilmiyorum. Havası bitiyor. Eyvah. Ve arkadaşına diyor ki hani havam bitti. Ona doğru gitmeye çalışıyor. Ama o da şaka yaptığını düşünüyor ve ondan daha fazla uzaklaşıyor. Kaçmaya başlıyor. İşte bunlar için. Evet, onun altında şaka yapmak tehlikeli. Ben mesela görmemiştim. Benim arkamdaydılar. Dalış liderimiz Faruk Hoca'ydı. Faruk Hoca bir de parla beyefendiyi alıp atlatını verip su üstüne çıkarmıştık. O yüzden ne kadar yakın arkadaş da olsak, birbirimizi ne kadar iyi de tanıyor olsak, ne kadar ileri seviye de olsak, kendimizin ve bodymizin can güvenliği için birbirimizle göz temasımızı kesmiyoruz. Şakalardan kaçınıyoruz. Su altı şakalarından kaçınıyoruz. Bir de grup dalışlarında veya tüm dalışlarda önemli olan bir şey, tüm dalıcılar önce kendi ve aynı zamanda yanındaki arkadaşlarının güvenliğini sağlayabiliyor olması. Evet. Ya da herhangi bir durumla karşılaştığında, body'nizin başına gelebilecek bir şey, gruptan bir arkadaşımızın başına gelebilecek herhangi bir şey karşısında, acil bir durumda ya da karşılaşacak bir problemde ne yapacağını bilebiliyor olmamız gerekiyor. Hem kendi güvenliğimiz, hem gruptaki arkadaşlarımızın güvenliği için. Ve yine tüm dalış tiplerinde mutlaka dalış limitlerimize uyuyoruz. Tüm grup dalışlarında dalış limitlerimize uyuyoruz. Sportif dalış için keyifli günlerde mavi keyifle. Kendinize dikkat edin. Maviyle kalın.